Ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün sizlere dolmalık biberlerimizi dikiyoruz ve dolmalık biberlerimizi dikince biberlerin özellikle yaz aylarında kalsiyum eksikliğinden dolayı alt kısımlarında olan çürümeyi önlemeniz için nasıl bir alternatif yöntem uygulayabilirsiniz onu sizlere göstereceğiz. Bunu tüm domateslerinizde, tüm biberlerinizde uygulayabilirsiniz. Özellikle kalsiyum eksikliği sebebiyle bitkilerinde çürüme olan üreticilerimiz kesinlikle hem bu videoyu sonuna kadar izlemeli hem de sayfamızda kalsiyum eksikliği ile ilgili birkaç farklı alternatif yöntem uygulaması var. Onları da izleyip onları da uygulayabilirler. Ve çevresinde domates, biber bu tarz ürünleri üreten üreticilerimiz varsa bu videoyu da kesinlikle onlara göndermeyi unutmayız arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını sizlere anlatmadan önce değerli üyelerimiz sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Şu an görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bakın yumurta kabukları var elimizde ve biber fidesi dikeceğiz. Aynı zamanda fermente olmuş hayvan gübremiz de var burada değerli üyelerimiz bakın. Şimdi bizler ne yapacağız? Arkadaşlar ilk başta bu yumurta kabuklarımızı güzelce kalıyoruz. Şimdi biz bunu tam hani normalde ben çoğu fidemi diktim ama hani mevsim aşırı yağışlı geçtiği için arkadaşlar fidelerimizde hem büyümedi hem de bazı fidelerimizde kurumalar meydana geldi. Ve bizler de bazı yeni fideler dikmeye başladık. Bu fidelerimizden de bazıları bunlar. Bakın arkadaşlar dolmalık biberlerimiz hem kökleri de güzel. Şöyle gösterelim iyice netleştireyim sizlerle. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bunlar hepsi ata tohumundan üretilmiş fideler. Bunları diktiğimiz zaman arkadaşlar hem hayvan gübresi kullanıyoruz hem yumurta kabuğu kullanıyoruz. Ve sezonda da bunlara ekstra hamur mayası gübresi olsun, soğan kabuğu gübresi olsun, muz kabuğundan yaptığımız gübrelerin olsun. Bunlarla ilgili videolar da sayfamızda var ve bu sezonda da tekrar paylaşacağız. Onları da uyguluyoruz ve çok da güzel verim ve kaliteler elde ediyoruz. Şimdi fidemizi dikelim hemen. Değerlerimiz bu. Yumurta kabuğun içerisinde bir miktar da aynı şekilde fermente olmuş hayvan gübresi yapıyoruz şu şekilde. Şimdi bunları bir çapa yardımıyla iyice toprağı bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar fidemizi getirip bunun içerisine hemen dikeceğiz. Şu şekilde. Fideler çok fazla derine dikmiyoruz. Biz derin dikim işlemini genelde domates fidelerinde uyguluyoruz ve domates fidelerinde de bu işlem çok güzel işe yarıyor. Ama onunla ilgili de video paylaşacağım. Şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Derin dikim işlemi yaptığınız tohumlar, hani fideler kesinlikle domates için söylüyorum. Aşırı domates fidelerinde derin dikim yapılmaz arkadaşlar. Bakın öncelikle burada uyarayım. Bu şekilde dikiyoruz ve hemen buna bir can suyu veriyoruz. Aslında toprak çok yaş ama yine de can suyunu veriyorum değerli üyelerimiz. Fide dikim işlemimiz tamamdır. Sizler de özellikle biber fidelerini bu şekilde dikerseniz verim ve kalitesinin hayran olduğunu göreceksiniz. Zaten sezonda da video paylaşıyoruz. Ürünlerimizin verimini görüyorsunuz. Ekstradan bazı videolarda hani şu şekilde yorumlar geliyor arkadaşlar. Uyguladığınız ürünün karşılığını hemen paylaşın arkadaşlar. Ben şu an yumurta kabuğunu şu an uyguladım. Hani bunun sonucunu ancak sonbaharda görebilirsiniz. Ben parça parça video paylaşıyorum. Hani ilkbaharda çektiğimi sonbaharda birleştirip video paylaşmıyorum. Yani o şekilde bir vaktim de yok aslında. Bu şekilde her sezon yaptığım işlemler sizlerle paylaşıyorum ve sizlerin de uygulamasını istiyorum. Tabi uygulayıp uygulamamak sizlere kalmış bir seçenek. Ve verim ve kalitemiz de güzel oluyor. Bizlerle yola çıkan arkadaşlarımız daha güzel sonuçlar aldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum hepinize değerli arkadaşlar.